ders kapsamında şimdiye kadar insanın evrenselleri, herkesin paylaştığı şeyler üzerine konuştuk. Dil üzerine, akıl yürütme üzerine, algı ve duygular üzerine, gelişimin evrenselleri üzerine ve insanların paylaştığı diğer şeyler üzerine konuştuk. Ancak açıkçası pek çoğumuzun asıl ilgisini çeken neden birbirimizden farklı olduğumuz, bu farklılıkların doğasının ne olduğu ve bunlara ilişkin açıklamalardır. Ve biz de bugün bunları ele alacağız. İlk olarak insanların ne yönlerden farklı olduklarını, sizi yanınızda oturan kişiden psikolojik olarak farklı yapan şeylere ilişkin farklı teorileri ve daha sonra insanların neden farklı olduklarına ilişkin teorileri ele alacağız. Bu ders pek çok kişinin ilgisini çekecek bir derstir. Dualizm yüzünden değil, evrim yüzünden değil, insanların psikolojik farklılıklarına ilişkin bilimsel bulguların pek çoğumuz için şaşırtıcı ve inanılmaz olmasından dolayı ve ben de sizleri bunları ciddiye almanız için ikna etmeye çalışacağım. Peki insanlar nasıl farklılaşırlar? Pek çok açıdan farklılaşmaktadırlar. Cinsel kimliğiniz. Kadın ya da erkek neredeyse hepimizin varlığının en temelinde bu vardır. Size nasıl seslendiğimiz, hangi zamirleri kullandığımız, sizin kadın ya da erkek olmanızdan ve bununla ilişkili olarak cinsel kimliğinizden, kimden hoşlandığınız tarafından belirlenmektedir. Neden bazılarımızın kendimizi erkek, bazılarımızın kadın olarak düşündüğü, neden bazılarımızın ideal olarak erkeklerle seks yapmak istediği ve diğerlerinin kadınlarla, bazılarımızın her iki cinsiyetle de yapmak istediği ve az da olsa diğer bazılarının tanımlanması daha güç arzuları olduğu sorusu oldukça iyi bir sorudur ve biz de tüm bu cinsel arzunun harcanacağı, bahar tatilinde bunu yapmanızı önermediğimden değil ama ve böylece bunların bilimsel tartışmasına odaklanabileceğiz. Bahar tatilinden sonra bu sorular üzerine konuşacağız. Ne kadar mutlusunuz? Bu da oldukça iyi bir sorudur ve bu soruya da bir ders ayrılacak. Bu dönemin son dersi mutluluk konusuna. İnsanları nelerin mutlu ettiği, nelerin mutsuz ettiği ve nelerin insanları mutluluk konusunda farklılaştırdığı sorularına ayrılacak. Eğer sizden ne kadar mutlu olduğunuza 1 ile 10 arasında değerlendirmenizi istesem verilecek rakamlar oldukça farklılaşırdı. Ve neden böyle olduğuna ilişkin farklı teoriler var. Bu hayatta başarılı ya da başarısız olmanız bu oldukça ilginç bir konudur. Çünkü az çok objektif yöntemlerle çalışılabilir. İnsanlara sormamıza gerek yok. İlişkilerinize bakabiliriz. Nasıl başladıklarına, nasıl sonlandıklarına, iş doyumunuza bakabiliriz. Suç kayıtlarınıza bakabiliriz. Aranızdan bazılarınız ceza alacaktır. Birçoğunuz almayacaktır. Bazılarınız hayatı boyunca küçük bazı sorunlara karışacaktır. Bazılarınız belki de çoktan bir polis karakolunun içini gördü, hatta teşhis sırasına girdi. Bazılarınız bunun yanına bile yaklaşamaz. Bunları belirleyen nedir? İnsanlar arasında tüm bu farklılıkların iki temel kaynağı vardır. Ben de bu iki ilginç temel faktör üzerine konuşmak istiyorum. Bunlardan birisi kişilik, diğeri ise zeka. Bunlar benim bugün üzerine konuşacağım farklılıklar. İlk önce bunları nasıl tanımladığımız, nasıl açıkladığımız üzerinde ardından bu farklılıkların en başta neden var olduğu üzerine duracağım. Kişiliği tanımlamanın yollarından birisi insanların çevrelerindeki dünya ile baş etme yollarını ve daha önemlisi diğer insanlarla baş etme yollarını kavramlaştırmaktır. Tanıdığınız herhangi bir kişiliği düşünün ve bu kişinin kişiliği hakkında konuşun. Bu kişi hakkında fevri, sorumsuz, bazen tembel, iyi yürekli diye konuşabilirsiniz. Bu kişinin kişiliğini tıpkı geçen hafta ders veren meslektaşım gibi insanların kişilikleriyle karşılaştırabilirsiniz. Müthiş birisi, sorumluluk sahibi, güvenilir ve nazik ve Homer'dan çok farklı. Bu farklı kişiliğe dair bir farklılık. Şimdi kişilik hakkında konuştuğumuzda aynı zamanda başka bir şey hakkında da konuşuyoruz. Çeşitli durumlarda ve zamanlarda sabit kalan bir özellik hakkında konuşuyoruz. Şimdi yanınızdaki kişi aniden kafanıza vursa bu duruma sinirlenirsiniz. Ancak bu tepkinizi kişiliğinizle açıklayamayız. Çünkü bu durumun sonucunda ortaya çıkmıştır. Hepimiz böyle bir durumda aynı şekilde hissederdik.
Eğer etrafta sürekli kızgın bir şekilde geziyorsanız bu kişiliktir. Bu kalıcı bir özelliktir. Bu etrafta kendinizle birlikte taşıdığınız bir şeydir ve biz kişilikten bunu kastederiz. Peki kişilikteki farklılıkları bilimsel olarak nasıl tanımlarız? Bu derin bir sorudur. Bunu yapabilmek üzere çok fazla çaba olmuştur. Herhangi iyi bir değerlendirme iki koşulu karşılamak zorundadır. Bunlar psikoloji araştırmalarını incelerken her zaman ele alacağımız kavramlar ancak bu tür bir ölçümde özellikle önemliler. Bunlardan birisi güvenilirlik. Güvenilirlik ölçme hatası olmadığı anlamına gelmektedir. Ve güvenilirlik kabaca şöyle anlatılabilir. Bir kişi farklı zamanlarda aynı testi aldığınızda aynı sonuçları elde ediyorsanız o test güvenilirliğe sahiptir. Banyomdaki tartı her tartıldığında az çok aynı rakamları veriyorsa güvenilirdir. Eğer gün içerisinde 10 kilo farklılık gösteriyorsa güvenilir değildir. Benzer olarak size şimdi bir kişilik testi verdiğimde sizin kaygılı ve savunmacı bir kişi olduğunuzu söylüyor ve ertesi gün testi uyguladığımızda sakin ve açık fikirli olduğunuzu söylüyorsa o zaman bu test güvenilir değildir. Demek ki zaman içinde güvenebileceğiniz şeyler güvenilirliğe sahiptir. Geçerlilik ise farklı bir şeydir. Geçerlilik testinizin ölçmesi gereken şeyi ölçtüğü anlamına gelmektedir. Yani geçerlilik iyi bir test olduğu anlamına gelmektedir. Ne kadar güvenilir olduğunu düşünmeyin. Sizin ilgilendiğiniz şeyi mi inceliyor? Örneğin sizin zekanızı doğum tarihinizden saptadığımı düşünün. Doğduğunuz günü biliyorum ve sizin ne kadar zeki olduğunuzu öngördüğüne ilişkin bir teorim var. Bu benim zeka testim, sizin doğum tarihiniz. Belki de Ocak ayında doğanlar en sersemler ve Aralık ayında doğanlar en zekiler. Sizce bu, ben Noel gecesi doğmuşum, sizce bu güvenilir bir test mi? Evet, bu son derece güvenilir bir test. Sizi bugün test edebilirim, yarın test edebilirim, bir sene sonra test edebilirim, öldüğünüz gün test edebilirim ve her seferinde aynı IQ puanını elde ederim. Peki bu geçerli bir test mi? Bu bir şaka. Kesinlikle geçerli bir test değil. Bunun zeka ile hiçbir ilgisi yok. Ancak fark ettiğiniz üzere bu ikisi farklı şeyler. Bir şey güvenilir olabilir ancak geçerli değildir. Ya da bir şey geçerli olabilir ancak güvenilir değildir. Oldukça fazla kişilik testi vardır. Bu testleri İnternette dahil her yerde bulabilirsiniz. Ben de bu yakınlarda bir tanesini yaptım. Hangi süper kahramansınız? Testini yaptım. Bu testte hangi süper kahraman olduğunuzu belirleyen bir dizi soru var. Eğer isterseniz siz de yapabilirsiniz bu testi. Bu arada aynı internet sayfası size çekici olup olmadığınızı söyleyen bir test de sunuyor. Bunu daha sonra ele alacağız ve bu testi yaptığımda bana Batman olduğumu ve karanlık birisiniz, küçük aletleri seviyorsunuz ve masumların sizin çektiğiniz acıları çekmeyeceğine and içtiniz gibi şeyler söyledi. Şimdi dürüst olmak gerekirse bu test ne geçerli ne de güvenilir. Testi ilk yaptığımda da muhteşem Hulk olarak çıkmıştım. Sonrasında yanıtlarım biraz değiştirdim ve bu sefer de Wonder Woman çıktım. Ve son olarak yaşadığım hayal kırıklığından dolayı yanıtlarımı oldukça dikkatli düzenledim ve bu sefer Batman oldum. Ancak bunu yapabildiğim gerçeği testin hem geçerliliğini hem de güvenilirliğini şüpheye düşürüyor. Şimdi bir örnek. Gerçek hayattan bir örnek bu. Rorschach mürekkep lekesi testinin siyah beyaz bir örneği. Kaç kişi Rorschach testini duydu? Peki, burada herhangi bir şekilde Rorschach testi almış olan birisi var mı? Buradaki bazı kişiler bu testi almış. Bu test ilk başta sadece psikiyatrik vakalarda kullanılıyordu ancak sonradan son derece yaygın hale geldi. Klinik psikologların yaklaşık %80'i bu testi kullandığını söylüyor ve Amerikan Psikologlar Birliği akreditasyonuna sahip lisansüstü programların çoğu da bu testi öğretmektedir. Katolik papaz okulları bu okullara katılmak isteyenler için bu testi kullanmaktadır. Test Hermann Rorschach isimli birisi tarafından geliştirilmişti. Hayatının tamamını mürekkep lekesi testine adamıştı. Delikanlılığında lakabı, şaka yapmıyorum, mürekkep lekesiydi. Ve bu testin ana fikri bu mürekkep lekelerine bakan ve ne gördüklerini söyleyen kişilerin kişilikleri ve kim oldukları hakkında çok fazla fikir edinebildiğinizdir. Denemek isteyen var mı? Hadi bakalım. Evet, ne görüyorsunuz?
Sıkıca el tutuşan iki insan. Çok güzel. Daha farklı bir şey gören birisi var mı? Evet, arkadaki evet. Evet. Dans eden ayılar. Peki, güzel. Güzel. Peki, sizin isminizi not etmek ve sağlık birimine bildirmek zorundayım. Hayır. Dans eden ayılar çok iyi. Başka? Bir kişi daha. Evet. Kayak maskesi takan bir adam. Evet. Görünen o ki Rorschach testinin doğru ve yanlış yanıtları var. Teste göre ve bunu gerçek bir Rorschach testinden lekiği iki insan figürü olarak görmek, genellikle kadınlar ya da palyaçolar olarak görmek önemli. İyi iş çıkardınız. Eğer bunu görmediyseniz insanlarla ilişkili problemleriniz olduğu şeklinde yorumlanır. Eğer bir mağara girişi, kelebek ya da vajina derseniz bunlar da kabul edilebilir. Rorschach testi son derece işe yaramazdır. Üzerine çalışmalar ve araştırmalar yapılmıştır ve zar atmak kadar işe yaramazdır. Çay yaprakları kadar işe yaramazdır. Yine de insanlar bu testi severler ve her yerde kullanılır. Örneğin çocuk velayeti davalarında kullanılmıştır. Eğer eşinizle ayrılmışsanız ve çocukların kimde kalacağı konusunda tartışma yaşanıyorsa, kendinizi bir psikiyatristin ofisinde bu kartlara bakarken bulabilirsiniz. Tam da bundan dolayı internette de bulunabiliyorlar. Servisler var. Bu mürekkep lekelerini doğru yanıtları da içerecek şekilde internete koyacak kadar düşünceli insanlar var. Ancak psikolojik bir ölçüm olarak değersizler. Daha iyisini yapabilir miyiz? Büyük ihtimalle yapabiliriz. Gordon Allport, bütün sözlüğü tarayıp kişiliğe ilişkin olduğunu düşündüğü kişilik özelliklerini sıraladığı ve bunlardan 18 bin tane bulduğu bir çalışma yaptı. Ancak ilginç olan bunların kaçınılmaz olarak bağımsız karakteristikler olmamalarıydı. Örneğin arkadaşça, davetkar, sıcakkanlı gibi özellikler aynı şeye işaret ediyor gibi görünüyordu. Katiel ve pek çok diğeri insanların kişilikleri bir diğerinden kaç açıdan farklı olabilir sorusunu sorarak bu listeyi daraltmaya çalıştı. Farklılığın kaç göstergesine ihtiyacınız var? Bunu daraltacak ve sizin nasıl bir kişiliğiniz olduğunu söyleyecek kaç sayıya ihtiyacım var? Bir yaklaşım sadece iki olduğunu söyleyen Ising tarafından getirildi. İçe dönük, dışa dönük ölçeğinde bir yerde ve nevrotik dengeli ölçeğinde bir yerde olabilirsiniz. Ve temelde her birinin iki ucu olan iki özellik olduğuna göre dört temel insan tipi bulunmaktadır. Daha sonraları kabaca saldırgan ya da empatik olmanız anlamına gelen psikopatik, psikopatik olmayan olarak tanımladığı iki özellik daha ekledi ve böylece her birisinin iki ucu olan üç özelliğin olduğu ve sekiz insan tipinin ortaya çıktığı bir hale geldi. Daha sonrasında da Katel bunu 16 faktöre dönüştürdü. Bu 16 kişilik faktörü insanların birbirinden farklı olabileceği 16 yönü gösteriyordu ve size oda arkadaşınızı bu 16 boyut üzerinden tanımlamanızı istesem yapabilirsiniz. Son zamanlarda bu alanda 2 ya da 3'ün çok az olduğu ancak 16'nın da çok fazla olabileceği sonucuna varıldı ve 5 faktör olarak bilinen şey üzerinde bir görüş birliğine varıldı. 5 faktör kişilik faktörleri şunlar ve buradaki iddia birbirimizin hakkında konuşurken kullandığımız sıfatlarda binlerce farklı sıfat kullanabiliriz ancak aslında temelde bu 5 boyuttan birisi hakkında konuşuyor olduğumuzdur. Bir diğer anlamı, bir psikolojik test birisinin kişiliği hakkında bir ölçüm yaptığında eğer iyi bir testse bu 5 boyuttan birisini ölçüyordur. Ve bir diğer anlamı, insanların birbirleriyle etkileşime geçtiklerinde ilgilendikleri şeyin bu 5 boyuttan birisi olduğudur. Bunlardan birisi nevrotik dengeli boyutudur. Biraz delice ve kaygılı mı yoksa sakin mi, içe dönük, dışa dönük, deneyime açık mı yoksa kapalı mı, saygılı, arkadaşça olması ya da uzlaşılamaz, kaba, bencil olma anlamında uzlaşmacı ve dikkatli ya da dikkatsiz olma, güvenilir ya da güvenilmez olma anlamında özenli, özensiz. Bunlar üzerinde düşünmenin iyi bir yolu
ocean kelimesini düşünmektir. İlk harf deneyime açıklık, özenlilik, dışa dönüklük, uzlaşmacılık ve nevrotiklik. Ve öne sürülen bunların insanların birbirinden farklılaştığı 4-5 temel yön olduğudur. Peki neden buna inanmalıyız? Bu teoriye neden ciddiye almalıyız? Buna ilişkin bazı kanıtlar mevcuttur. Zaman içinde dengeli ve belli bir güvenilirliğe sahip görülmektedir. İnsanları yıllar içinde test ettiğinizde sizin kişiliğinizi bu 5 karakter özelliği açısından bugün test etsem ve 5 yıl sonra test etsem çok fazla değişmeyecektir. Ve 30 yaşını geçtiğinizde özellikle kalıcı hale gelmektedir. Eğer ebeveynlerinizi düşünürseniz, anne ve babanıza bu testi bu 5 özellik açısından nerede olduklarını görmek üzere verin ve 10 yıl sonra anne ve babanız hala aynı yerde olacaktır. Ve farklı gözlemciler arasında bir görüş birliğine sahip olduğu görünmektedir. Örneğin 5 karakter özelliğini soracak olsam, eğer oda arkadaşınıza sizin hakkınızda ne düşündüğünü soracak olsam, sonra profesörünüze sizin hakkınızda ne düşündüğünü sorsam, ardından annenize sizin hakkınızda ne düşündüğünü sorsam ne kadar tutarlı olurdu? Büyük oranda örtüşme eğilimindedirler. Etrafta dolaşırsınız ancak ardınızda kişiliğiniz çevrenizdeki insanların zihninde bir iz bırakır ve bu iz bu 5 özellikle kavramsallaştırılmaktadır. Son olarak gerçek dünyadaki davranışları öngörüyor gibi görünmektedir. Eğer gerçek hayatla hiçbir ilişkisi olmasaydı o zaman bu testin geçerli olduğunu söylemek istemezdiniz. Ciddi bir test olarak düşünmezdiniz ancak ilişkisi vardır. Örneğin özenlilik, özenli boyutunda nasıl bir puan aldığınız, eşinize ne kadar sadık olduğunuzla ilişkili görünmektedir. Ya da açıklık, psikolojik kişilik testinde ne kadar açık göründüğünüz, işinizi değiştirebilme olasılığınızla ilişkili görünmektedir. Dışa dönükler insanların gözlerine direkt olarak bakabilmekte ve daha fazla cinsel partnerleri olmakta çünkü onlar dışa dönük. Yani bunlar gerçek ölçümler. Batman, Hulk, Wonder Woman gerçek hayatta hiçbir şeye karşılık gelmemektedir. Ancak bu 5 boyut açısından nerede olduğunuz bir şeylere karşılık gelmektedir. Bu arada bu uyuşmanın bir örneği olarak birileri televizyondaki The Simpsons dizisinin bazı karakterleri üzerinde bir çalışma yaptılar. Çünkü herkesin bildiği karakterler bulmak istiyorlardı ve bu karakterleri 5 boyut üzerinden 13 kişiye değerlendirdiler. Açıklık, nevrotiklik, özenlilik ve dışa dönüklük üzerinde önemli ölçüde uyuşma buldular. Ve bu üzerini kapattığımızsa uzlaşmacılık. Şimdi bugüne kadar bu diziyi hiç izlememiş olanlarınız için bu biraz anlaşılmaz gelecektir ancak izlemiş olanlarınız hangi karakterin özellikle uzlaşmacı olduğunu tahmin edebiliyor mu? Tahmin eden? Evet. Flanders? Evet, doğru. En uzlaşmacı karakterler Flanders ve Marge. Kim uzlaşmacı değil peki? Krusty aslında, Krusty biraz karmaşık bir konu. Ancak Mr. Burns aynı zamanda Mr. Burns ve Nelson için bu değerler çok düşükken Ned Flanders ve Marge Simpson'ın oldukça uzlaşmacı olduklarına dair 6.27 ve 5.46 olmak üzere yüksek bir görüş birliği var. Nelson ortada bir sorun olduğunda ha ha diyen gülen küçük çocuk ve bu düşük uzlaşmacılığın psikolojik bir göstergesi. Peki, kişilik ve onun nasıl ölçtüğümüz üzerine söylemek istediklerim şu an bu kadar. Ancak kişilik farklılıkları üzerine konuşurken buna tekrar döneceğiz. Şimdi ikinci büyük farklılık üzerine durmak istiyorum. İkinci büyük farklılık zekadır. Zekayı nasıl tanımlarsınız? Kolay bir tanımı yoktur. Tıpkı kişilik gibi. Burada konuştuğumuz bu şeyde ortaya konması zor bir şeydir. Bu ankette 1000 uzmandan zekayı tanımlamasını istemişler. Ve bazı yanıtlar çok tekrarlanmış. Neredeyse herkes zekanın akıl yürütme, problem çözme ve bilgi edinebilme kapasitesiyle ilişkili olduğunu belirtmiş. Zeki olmanın temeli budur. Başka bazıları ise bellek, zihinsel hız, dil, matematik, yine zihinsel hız, bilgi ve yaratıcılığı zekanın ayrıcı özellikleri olarak belirtmişler. Ve yine
Tanımlaması oldukça zor olsa da ne olduğuna dair içgüdüsel bir bilginiz var. Şimdi Homer'ın, bu da diziden bir karakter, zekasının kısıtlı olduğunu biliyorsunuz. Meslektaşım çok zeki bir insan, müthiş bir insan. Ancak yine de çok çok zeki olan bu kişi kadar zeki değil. Ve bu adam da Ralph Wiggum özellikle aptal olan birisi. Yani bir dağılım var ve bunu nasıl tanımlayabileceğimiz de önemli bir şey ve araştırmalar da bunu yapıyor. Ancak içgüdüsel olarak bazı zeki insanlar olduğunu, bazı çok zeki insanlar olduğunu, aptal insanlar olduğunu ve çok aptal insanlar olduğunu biliyoruz. Bilimsel bir bakış açısından yapmak istediğimiz ise bunu daha güçlü ve ilginç bir şekilde tanımlayabilmektir. Ve kitabınızda zekayı tanımlama ve ölçmeye ilişkin çeşitli girişimlerin güzel bir derlemesi sunuluyor. Ancak benim burada üzerinde durmak istediğim birkaç fikir var. Bunlardan birisi iki tür zeka olduğu üzerine Spearman'ın geliştirmiş olduğu fikir. G ve S zekaları. S sizin özel testlerdeki yetenekleriniz. Eğer size verilen bir IQ testinde 10 test, 10 alt test varsa her bir alt test için farklı bir puanınız olacaktır. Bir matematik testi, okuma testi ve uzamsal test olabilir ve her birisi için bir puan alırsınız. G ise genel bir zeka anlamına gelmektedir ve bu genel zeka tüm testlerde ortak olarak kullandığınız zekanızdır. 6 tane test var. Her birisi için bir S var ve üzerinde bir G var. G oldukça önemli bir kavram. G kavramı psikologlar tarafından günlük konuşmalarında bile sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin insanlar onun hakkında ne düşünüyorsun? Bence yüksek bir G'si var demektedir. Ve burada kastettiğiniz zeki birisi olduğudur. Neden G'ye ihtiyacınız var? Eğer her bir testteki ayrı ayrı performanslarınızın birbiriyle hiç ilişkisi olmasaydı o zaman G'ye ihtiyacınız olmazdı. Eğer testler özgün olarak birbirinden farklı olsalardı genel bir zeka olmazdı. Ancak çeşitli defalarda bulunan şudur ki insanların çok sayıda zeka testindeki performanslarını açıklamak için iki şeye başvurulmaktadır. Bunlardan birincisi o teste özgü olarak ne kadar iyi olduğunuzdur ve bunun yanında bir de bu testlerdeki başarınızın genel bir korelasyonu vardır. Bunu sporla ilgili bir örnekle ifade edebilirim. Benim bir spor salonum olduğunu ve burada çeşit çeşit sportif testler olduğunu düşünün. Bir koşu testimiz, bir basket atışı testimiz, yüzme testimiz, eskrim testimiz gibi 10 testimiz var. Her biriniz bu 10 testi yapacak ve her bir test için bir puan alacaksınız. Burada alacağınız puanların birbirinden bağımsız olmadığını görürüz. Bir spor testinde iyi olan birisi bir diğerinde de iyi olma eğilimindedir. Koşu ve yüzmede çok iyi olan birisinin tırmanmada da iyi olma olasılığı yüksektir. Aynı şey IQ için de geçerlidir. Özel şeylerde ne kadar iyi olduklarının ötesinde genel olarak da ne kadar iyi olduklarına ilişkin bir faktör var gibi görünmektedir. Bu faktör de G olarak bilinmektedir. Modern zeka testlerine ilişkin oldukça geniş bir tarihçe mevcut ve asıl ilginç olan bugünkü testlerdir. Modern testlerle yetişkinler ve çocuklar için Wechsler testleriyle ilgili bilmeniz gereken nasıl puanlandıklarıdır. Puanlama biçimlerine göre 100 ortalamadır. Bu oldukça otomatik. 100 ortalama olandır. Tıpkı benim vize sınavını yapmış ve puanlamış olmam, ortalamayı bulmam, ortalama olan herkese 100 vermem ve puanınızın 100 olduğunu söylemem gibi. Ortalama budur. Normal dağılım eğrisine göre çalışmaktadır ve bunun sonucunda çoğunlukla %68, IQ testlerinden 85 ile 115 arasında bir puan almaktadır. Büyük çoğunluk olarak %95 ise 70 ile 130 arasında puan almaktadır. Eğer 145 IQ puanının üzerindeyseniz ki bu odadaki bazılarının olduğunu düşünüyorum, popülasyonun %0.13'lük kısmı içindesinizdir. IQ testleri bu şekilde çalışmaktadır. Şimdi bunlar IQ testleri ile ilgili. Bu testlerin geçerlilik ve güvenilirliğini de sorgulayabiliriz. Bunlar ne anlama gelmektedir? Bu konu üzerine çok fazla tartışma vardır. Bu benim şimdi söylediğimi tekrarlamaktadır. Tartışmaların büyük kısmı Hurston ve Murray tarafından yazılan
Çan Eğrisi isimli kitaptan kaynaklanmıştır. Yazarlar Çan Eğrisi adlı kitapta IQ'nun insanların günlük hayatlarıyla son derece ilişkili olduğu ve toplumdaki statülerinin ne kadar zengin ve başarılı oldukları, standart IQ testleriyle ölçülen IQ'larının bir sonucu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu kitap pek çok iddiada bulunmuştur ve muhtemelen sizin zamanınızdan daha önceydi bunlar. Ancak büyük tartışmalara yol açmıştır ve bu tartışmaların sonucunda bazı ilginç makaleler ortaya çıktı. Hornstein ve Murray'nin kitabına gelen yanıtlardan birisi Amerikan Psikologlar Birliği'nden zeka alanında çalışan 50 kadar önde gelen araştırmacının zeka hakkında ne düşündükleri. IQ bir şeyi etkiler mi? IQ'nun zeka ile ilişkisi nedir? İnsanlar neden ve nasıl zeka açısından farklılaşır? İnsan grupları neden zeka açısından farklılaşır ve bunun gibi konular üzerine birlikte yazdığı bir rapordu. Aynı zamanda IQ araştırmacısı bir başka grup, ilkinden biraz daha farklı bir grup, bir araya gelerek bir rapor yazdı. Eğer ilginizi çekiyorsa bu raporlara ilişkin linkler PowerPoint sunumda var. Peki ne sonuca ulaştılar? Varılan sonuçlar biraz farklıydı. Ancak uzmanların arasında IQ testlerinin önemine ilişkin büyük bir görüş birliği vardı. Ve iddia edilen IQ'nun pek çok önemli eğitimsel, mesleki, ekonomik ve sosyal sonuçla oldukça fazla, muhtemelen herhangi bir başka ölçülebilir insan özelliğinden daha fazla ilişkili olduğuydu. Okul başarısı ya da askeri eğitim başarısı gibi bazı durumlarda aradaki ilişki çok güçlüdür. Sosyal yetenek gibi bazı durumlardaysa ilişki daha orta düzeydedir. Kanunlara uyma gibi başka bazı alanlardaysa daha küçüktür ve IQ testinin her neyi ölçüyorsa oldukça pratik ve sosyal öneme sahip olduğu sonucuna varmışlardır. Yani IQ önemlidir. Özellikle IQ, sosyal başarı, prestijli pozisyonlar, iş yeri performansı ve işle ilgili diğer değişkenler açısından önemlidir. Eğer IQ puanınızı biliyorsam sizin hakkınızda önemli olan bir şey biliyorum demektir. Tıpkı sizin 5 faktör kişilik testinden aldığınız puanı biliyor olsam, gerçek hayattaki siz hakkında bana ilginç bilgiler verecek şeyler biliyor olmam gibi ilgisiz değildir. Diğer yandan bu tür bir bağlantının neden var olduğu üzerine pek çok tartışma vardır. Belirli bir düzeyde insanlar IQ'nun etkililiğinin kendini doğrulayan bir kehanet olmasından kaygılanmıştır. Nedeni şudur, eğer toplum IQ testlerine önem verirse o zaman bu testler önemli hale gelir. Yale gibi iyi bir okula girmeyi başarmanızın IQ'nuzla çok ilişkili olduğu doğrudur. Ancak bunun böyle olmasının nedeni büyük oranda Yale'e girebilmek için size bir IQ testi satı uygulamalarıdır. Aynı şey lisansüstü okul için de geçerlidir. Başka bir IQ testi olan GRE sınavı gerekmektedir. Dolayısıyla bir açıdan bu kendini gerçekleştiren kehanettir. Toplum eğitim başarısı için ne kadar uzun olduğunuza çok fazla önem vermeyi tercih edebilir. 1.80'in altındaki kimse Yale'e giremez diyebilirler. Ardından bir psikoloji profesörü çıkıp tabii ki de boy uzunluğu eğitim başarısıyla tamamen ilişkilidir diyebilir. Çünkü insanlar böyle olmasını istemiştir. Belirli bir düzeyde terfi ve eğitimsel başarı ve askeri rütbe gibi şeylerle ilişkili olan IQ testlerine yüksek önem veren toplum bu şekilde önemli hale gelen IQ'ya dikkat edecektir. Ancak diğer yandan IQ'nun rolünün sadece sosyal bir inşadan ibaret olmadığı açıktır. IQ puanınızın zihinsel hız ve bellek kapasitesi gibi alanlar da dahil olmak üzere zekanızla ilginç bir biçimde ilişkili olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Yani IQ testindeki puanınız belirli bir düzeyde ne kadar düşünebildiğiniz ve bellek yetenekleriniz ile ilişkilidir. Şimdi dersin ikinci kısmına geçmek ve nedenleri hakkında konuşmak istiyorum. Şimdiye kadar birisi zeka, diğeri kişilik olmak üzere iki farklılıktan söz ettik. Şimdi insanların neden farklılaştıkları üzerine konuşmak istiyorum. Ancak buna geçmeden önce sorusu olan var mı? Evet. 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 Bu iyi bir soru. Soru bu genç arkadaş bir teste, bir kişilik testine girmiş. Hogwarts'a bir gönderme olan Slater'a kabul edilmiş. Ben buna aşinayım ve ancak
Soru iyi bir soru. Siz zeki bir adamsınız. Yüksek GV, Slytherin'de olmak istediniz. Testi başaramadığınızı nasıl bilebiliriz? Bu tür kişilik testleri her zaman alacaksınız. Bir işe başvuruyorsunuz ve testlerden birisinde patronundan çalmayı severim maddesi var. Pek sanmıyorum, hayır. Elinizdeki bir IQ testi. Soru bu tür bir problemden nasıl kaçınırsınız? Test geliştiricileri bazı zekice yöntemlerle bu testleri bu şekilde yapmıştır. Örneğin sıklıkla yalan söyleyen birisini yakalamak üzere tuzak sorular bulunmaktadır. Bu soruların bazıları çok gerçek dışı fenomenleri ifade etmektedir ve hayatım boyunca beni utandıran hiçbir şey yapmadım gibi bir maddeyle karşılaşabilirsiniz. Şimdi bazılarınız evet bu benim için geçerli diyebilir ancak çoğunlukla yalan söylemektelerdir. Yani gerçek dışı sorular yalancıları yakalamaya yöneliktir. Aynı zamanda 100 madde arasında aynı soru farklı şekillerde sorulmakta ve durumunuzu ortaya çıkarabilmek için korelasyonlarına bakılabilmektedir. Dolayısıyla yine kanıt sonucun kendisindedir. Bir testin geçerlilik ve güvenilirliği bu testteki gelecek performanslarınızı ve gerçek hayattaki performansınızı ne kadar iyi öngörebildiği tarafından belirlenmektedir. Ve insanlar tarafından kolayca kandırılabilen bir test, bir kişilik testi olarak uzun süre kullanılamayacaktır. Şimdi sizin aldığınız testin oldukça iyi bir test olduğunu biliyoruz çünkü pek çok insan için işler görünmektedir. Evet. Bu iyi bir soru. Soru duygusal IQ hakkında ve bu da benim dersin ilerisinde biraz değineceğim bir konu. Ancak farklı zeka türlerinden bahsedilmektedir. Ve duygusal zeka, sosyal zekanın farklı alanlarda başarı için bir aday olması tartışılırdı. Yordayıcı gücüne ilişkin kanıtlar normal IQ testlerindeki kadar güçlü değildir. Dolayısıyla haklı olabilirsiniz. Çok daha iyi bir yordayıcı olduğu ortaya çıkabilir ancak henüz bunu bilmiyoruz. Peter Salovey bu alanda oldukça ilginç araştırmalar yaptı ve bu çizgide çalışmaya devam ediyor. İkincisi, duygusal zeka aslında bildiğimiz anlamda zeka ile ilişkilidir. Oldukça ilişkili görünmektelerdir. Yani tamamen ayrı bir şey değildir. Ve buna dersin ilerisine biraz daha değineceğim. İyi bir noktaya değindiniz, evet. Güzel soru. İyi bir testin ne olduğuna nasıl karar verirsiniz? Ve yine bunun nasıl yapılacağının ayrıntılarını ele almak tam bir sanattır ancak genel olarak geçerlilik ve güvenilirlikle ilişkilidir. Eğer sizi bugün teste alıyor ve yarın tekrar teste aldığımda aynı puanı elde ediyorsan bu iyi bir testtir. Eğer notlarınızı yordayabiliyorsa ya da eğer bir kişilik testi ise kaç kız arkadaşınız olduğunu ya da insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü yordayabiliyorsa çok iyi bir testtir. Dolayısıyla testin zaman içinde tekrarlanabilirliğini ve aynı zamanda gerçek hayattaki fenomenlerle ilişkisini düşünmek durumundasınız. Ve bu önemlidir. Batman, Wonder Woman, Hulk testlerinin kötü testler olduklarını nereden biliyoruz? Bunun bir yanıtı bu testte aldığım puanın size benim hakkımda hiçbir şey söyleyemeyeceğidir. Notlarımla ilişkili olmayacaktır, ne kadar sevildiğimle ilişkili olmayacaktır. Satın işe yarar olduğunu nasıl biliyoruz? Notlar gibi bir takım başka şeylere karşılık gelmektedir. Evet, arkadaki. Kesinlikle. Soru şuydu. Kişilik hakkında konuştuğumda onu zaman içerisinde değişmez olan bazı kavramlar açısından tanımlıyorum. Oldukça iyi bir soru olan sizin sorunuzsa zaman içerisinde değişmez olduğunu nasıl biliyoruz? Değişemez mi? Şeklindeydi. Ve yanıt evet. Pek çok kişilik zaman içinde değişmektedir. 10 yaşındaki bir çocuğa verdiğiniz kişilik testi 50 yaşına geldiğinde de o kişiyle çok güçlü olmasa da ilişkili olacaktır. Diğer yandan kişilik diye bir şeyin var olduğuna ve zaman içerisinde değişmez olduğuna ilişkin psikolojik görüşünü de biliyoruz. Şu anda dışa dönük biriyseniz 20 yıl sonra da büyük ihtimalle dışa dönük birisi olacağınız gerçeğiyle desteklenmektedir. Kesin olarak değil. Yani haklısınız, değişebilirsiniz. İçe dönük birisine dönüşebilirsiniz, daha dışa dönük olabilirsiniz ancak şu an nerede olduğunuz gelecekte nerede olacağınızla oldukça ilişkilidir. Ve bu da bunun kalıcı bir özellik olduğunu söylememizi meşrulaştırmaktadır. Aynı şey IQ için de geçerlidir. IQ'nuz değişebilir, artabilir ya da azalabilir ancak o kadar da fazla azalıp artmayacaktır. Ve bu da zekanın az ya da çok değişmez olduğunu söylememizi anlamlı hale getirmektedir. Peki neden farklıyız? İki şeyden ötürü farklısınız. Genleriniz ve çevreniz, doğanız ve yetiştirilmeniz, kalıtımınız ve deneyiminiz. Ve bu
bir şey belirtmemektedir. Bu sadece soruyu tanımlamaktadır. Ancak insanlar arasındaki farklılıkları açıklamakta genlerin ve çevrenin rolüne ilişkin soru ilginç bir sorudur ve farklı şekillerde incelenebilir. Ancak bunlar hakkında konuşmadan önce yaygın bir yanlış anlamayı açıklığa kavuşturmalıyım. Genlerin etkisi hakkında ve kalıtım hakkında konuşacağım ancak şunun net olmasını istiyorum. Ben insan karakterinin açıklanması için değil, insanlar arasındaki farklılıkları açıklamak için genlerin rolü ve çevrenin rolü hakkında konuşuyorum. Dolayısıyla buradaki ayrım bizim bir insanın karakterinin genlere bağlı olan miktarıyla değil, genetik farklılıklar sonucunda görülen varyasyonun miktarıyla ilgileniyor olmamızdır. Örneğin bunları birbirinden ayırabilirsiniz. Örneğin insanların boylarının uzunluğunda genlerin rolünü, kalıtımın rolünü soruyor olduğumuzda soru sizin ne kadar uzun olacağınızı belirlemede genlerin rolünü sormamaktadır. Bunun anlamlı bir soru olup olmadığı bile açık değildir. Soru sizinle benim aramda şu kişiyle diğerinin arasında bir boy uzunluğu farkı olduğudur. Bu farklılığı nasıl açıklarız? Ve kalıtımın neden genlerin katkısıyla aynı şey anlamına gelmediğini de anlatabilirim. Uzunluk büyük ölçüde kalıtsaldır ve bu popülasyondaki insanlar arasındaki farklılığın ve ne kadar uzun olduklarının tamamen olmasa da büyük ölçüde genlerine bağlı olduğu anlamına gelmektedir. Peki insanların sahip oldukları bacak sayısı? İnsanların 0, 1 ya da 2 bacağa sahip olması pek de kalıtımsal değildir. Çünkü neredeyse herkesin 2 bacağı vardır ve 2 bacaktan daha azına sahip olan insanlar genellikle bu bir ya da iki bacaklarını bir kazada kaybetmişlerdir. Bu genlerine bağlı değildir. Dolayısıyla bacaklarınızın olup olmaması tabii ki de tamamen genetik bir konudur. Ancak bacak sayısındaki farklılıklar çoğunlukla genetik değildir. Dolayısıyla kalıtım farklılıklar hakkında bir iddiadır. Herhangi bir özelliğin kökeni hakkında bir iddia değildir. Şimdi bunlar kalıtım yani genetik hakkındaydı. Şimdi çevre hakkında konuşabiliriz. Bu çevreyi iki tür çevre olarak ayırabiliriz. Birisi paylaşılan çevredir ve paylaşılan çevre farklılıkların ne kadarının aynı evde yetişen insanların paylaştıkları fenomenlerden kaynaklandığına işaret etmektedir. Örneğin bir kısmınızın nevrotik olduğunu düşünün ve bizim de bunun bir kısmının çevrenizden kaynaklandığını söylemek istediğimizi düşünün. Nevrotik olduğunuzu çünkü kötü ebeveynlere sahip olduğunuzu düşünün. Bu sizin paylaşılan çevrenizin bir parçasıdır. Çünkü sizinle aynı evde yetiştirilen kardeşleriniz de aynı kötü ebeveynlere sahipti. Bunun karşıtıysa geride kalan her şeyi içeren paylaşılmayan çevredir. Siz 5 yaşınızdayken birisinin size bir kar topu attığını ve onun başınıza çarpıp sektiğinden dolayı sizin nevrotik olduğunuzu düşündüğümü varsayalım. Bu paylaşılmayan çevredir. 21 yaşındayken piyangoyu kazandığınızı ve tüm paranın sizi harap ettiğini düşünün. Bu da paylaşılmayan çevredir. Sonuçta elinizde kalıtım, paylaşılan çevre ve paylaşılmayan çevre var ve bu 1'e eşittir. Tamamı budur. Paylaşılmayan çevre kalıtımsal olmayan ve paylaşılan çevreye ait olmayan her şeyi kapsayan bir çöp kategorisi gibidir. Nevrotik olduğunuzu çünkü Plüto gezegeninden uzaylıların beyninizde oynadığını düşünün. Haklı olduğunuzu varsayalım. Bu paylaşılmayan çevre olur çünkü bu uzaylılar illaki kardeşinizin beyniyle de oynuyor diye bir şey yoktur. Bunlar dışında kalan her şey paylaşılmayan çevredir. Tüm bu farklılıklar için uzunluk gibi fiziksel farklılıklar ve aynı zamanda kişilik ve zeka gibi psikolojik farklılıklar için neyin genetik, neyin çevresel olduğunu ayırabilmek sorusu ilginç hale gelmektedir. Bunu gerçek hayatta yapmak son derece zordur. Çünkü gerçek hayatta genleri ve çevreyi ayırt edebilmek zordur. Yani sizin ve benim farklı kişiliklerim vardır. Neden? Farklı ebeveynler tarafından yetiştirildik ve farklı genlerimiz var. Erkek kardeşim ve ben pek çok şeyi ortak olarak paylaşabiliriz. Ancak aynı ebeveynlere sahibiz ve aynı genlere, %50 aynı genlere sahibiz. Peki bizi benzer yapanın ne olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Bunları birbirinden ayırt edebilmek için zeki olmanız gerekiyor.
davranışsal genetiğin araçlarını kullanmanız gerekiyor. Ve bu araçları kullanabilmek için de genler ve çevre hakkındaki belirli düzenlemelerden faydalanmanız gerekiyor. Birincisi şu, bazı insanlar birbirinin kopyasıdır. Tek yumurta ikizleri birbirinin genetik kopyasıdır. Aynı genleri %100 olarak paylaşırlar. Bu oldukça ilginçtir. Çift yumurta ikizleri ise birbirinin kopyası değildir. %50 paylaşırlar. Tıpkı normal kardeşler gibidirler. Ve evlat edinilmiş kardeşlerin hiçbir genetik ilişkisi yoktur. Bu tesadüfinin ötesinde %0'dır. Bu üç grup aynı evde, aynı ebeveynler tarafından yetiştirilen iki kişinin tanımı gereği %100 aynı paylaşılan çevreye sahip olduğunu düşündüğümüzde oldukça ilginç hale gelmektedir. Dolayısıyla şimdi bu soruları yanıtlamaya başlayabiliriz. Tek yumurta ikizlerinin çift yumurta ikizlerinden çok daha benzer olduğunu bulduğunuzu varsayın. O zaman bu sizin ilgilendiğiniz özellikler açısından genlerin önemli bir rolü olduğuna işaret etmektedir. Bu meseleyi tamamen kesinleştirmemektedir. Çünkü başka faktörler de bulunmaktadır. Örneğin tek yumurta ikizleri çift yumurta ikizlerinden daha benzer görünmektedir ve belki de bu şekilde benzer görünmelerinden dolayı benzer bir çevrede olmaktadır. Tek yumurta ikizleri çift yumurta ikizleri kadar mı benzerler? Eğer öyleyse genlerdeki fazladan örtüşme bir şey ifade etmemektedir. Dolayısıyla kalıtımın az bir rolü olduğuna işaret etmektedir. Evlat edinilmiş çocuklar erkek ve kız kardeşlerine büyük oranda benzemekte midir? Eğer öyleyse paylaşılan çevrenin büyük bir rolü vardır. Bloom çocuklarının 7 tane olmak üzere hepsinin 104 IQ'su olduğunu, 3'ünü evlat edindiğimizi ve bir süre sonra bu 3 çocuğun IQ'larının 104 olduğunu düşünün. Bunu farklı ailelerle defalarca tekrarladığımızı düşünün. Bu Bloom ailesinin benim tarafımdan yetiştirilmesinin 104 IQ ile sonuçlandığı ile ilgili bir şeye işaret eder. Diğer yandan evlat edinilen çocukların IQ'ları biyolojik Bloom çocuklarıyla hiç ilişkili olmasaydı benim tarafından yetiştirilmenin sizin IQ'nuz üzerinde hiç etkisi olmadığına işaret ederdi. Bir şekilde ayrı bunlar. Bir diğer, ikinci, son bir karşılaştırma ise psikologların oldukça sevdiği ayrı yetiştirilmiş tek yumurta ikizleridir. Bu çok değerlidir. Çünkü elinizde birbirinin kopyası olan ancak farklı aileler tarafından yetiştirilmiş iki insan vardır. Ve benzer oldukları yönler genlerinin benzerliğine işaret etmektedir. Ve davranışsal genetikteki en şaşırtıcı bulgulardan birisi, buradaki başlık şöyle, doğumdan sonra ayrıldılar. Malifert ikizleri tesadüfen buluştu. Aynı patent bürosunda ellerinde aynı cihazla karşılaştılar. Davranışsal genetiğin en şaşırtıcı bulgularından birisi ayrı yetiştirilmiş tek yumurta ikizlerinin ne kadar benzer olduğudur. İdam cezasına, dine ve modern müzeye karşı aynı tutumlara sahip görünmekteler. Suçta, kumarda ve boşanmada benzer davranışlara sahip görünmekteler. Sıklıkla oldukça garip benzerliklerinin olduğu bulunmaktadır. Doğumdan hemen sonra ayrılıp 30 yaşında bir araya geliyorlar ve her ikisinin de asansörde hapşırma taklidi yapmaktan dolayı sürekli başlarının derde girdiği ortaya çıkıyor. Davranışsal genetikçiler tarafından çalışılan ve her an kıkırdamaya hazır oldukları için kıkırdayan ikizler olarak da bilinen bir ikizler vardı. Ve bu durum çevresel olamazdı çünkü birlikte yetişmemişlerdi. Daha objektif olarak ayrı yetişmiş tek yumurta ikizlerinin beyin taramaları pek çok durumda birbirine o kadar benzemektedir ki hangisinin hangisine ait olduğunu söylemek oldukça zordur. Bir beyin taramasına bakarak kendi beynimle sizinkini, yine beyin taramasına bakarak kendi beynimle erkek kardeşiminkini ayırt edebilirim. Ancak eğer tek yumurta ikizlerinkine bakıyor olsaydım hiçbir ortak çevreleri olmasa bile hangi beynin hangisininki söylemem zor olurdu. Buradan davranışsal genetiğin iki şaşırtıcı bulgusuna geçebiliriz. İlki şudur. Neredeyse her şey için yüksek oranda kalıtım etkisi vardır. Zekanız, kişiliğiniz, ne kadar mutlu olduğunuz, ne kadar dindar olduğunuz, siyasi yöneliminiz, cinsel tercihiniz için yüksek bir kalıtım etkisi vardır. Genlerin neredeyse her şey üzerinde yüksek bir etkisi vardır. Bu aslında
Size birazdan bahsedeceğim tartışmalı konu değil. Ancak daha tartışmalı olan konuya geçmeden önce sıklıkla tartışılan ve kitabınızda oldukça iyi bir şekilde ele alınan bir başka konuya daha değinmek istiyorum. Bu grup içerisindeki bireysel farklılıkların genetik bir nedeni olduğunu ileri sürmektedir. Bu grup farklılıklarının genetik nedenlerin bir sonucu olduğunu mu ifade etmektedir? Amerika'daki çeşitli ırklardan gruplar arasında beyazlar, Asyalılar, Afro-Amerikalılar, Yahudiler arasında açık bir takım IQ farklılıkları olduğunu biliyoruz. Başka bazı farkların yanında açık ve güvenilir IQ farkları da vardır. Şimdi belirgin bir düzeyde bu gruplar kısmen sosyal olarak inşa edilmiştir. Bunun anlamı hangi grubun içinde yer aldığınızın tamamen genetik özellikleriniz tarafından belirlenmediğidir. Çoğunlukla sosyal kararlarla belirlenmektedir. Yani örneğin bir Yahudi olarak görülüp görülmediğiniz sadece genetik faktörlere bağlı olarak değil, aynı zamanda reformist ya da ortodoks olmanızla, yani Yahudi bir adamla Yahudi olmayan bir kadının çocuğunu Yahudi kabul edip etmemenizle de ilişkilidir. Benzer olarak Afro-Amerikan ve beyaz ve Asyalı sıklıkla örtüşen genetik kategorilerdir ve tam olarak tutarlı bir genetik anlam taşımamaktalardır. Ancak yine de insan grupları arasında, örneğin hastalıklara karşı savunmasızlık gibi konularda bir takım genetik farklılıklar vardır. Örneğin, Aşkenazi Yahudileri T-seks hastalığına karşı savunmasızdır. Ve bu türden bir savunmasızlığa sahip olabileceğiniz gerçeği bu gruplara bir gerçeklik de kazandırmaktadır. Dolayısıyla şimdi sormanız gereken, bireylerdeki kalıtsallığın ne ölçüde gruplar arasında da kalıtsal açıklamalara yol açtığıdır ve yanıt hiç de değildir. İnsan grupları arasındaki farklılıkların genetik hiçbir açıklaması yoktur demek istemiyorum. Demek istediğim sadece grup içi genetik farklılıkların gruplar arasında da genetik farklılıklar anlamına gelmediğidir. Genetikçi Richard Lovington'ın bu konuda iki, nedir bunlar? Bir çeşit buğday, evet, iki tür tohumun olduğu ve iki arazide her birisinden bir setin olduğu bir örneği var. İşte buradalar, hayır, her neyse. Birisini oldukça fazla gübreliyorsunuz. Diğerini ise çok az gübreliyorsunuz. Şimdi her bir arazideki tohumun ne kadar büyüdüğü büyük oranda tohumun genetiği tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla tohumların büyümesinde yüksek bir kalıtsallık görebilirsiniz. Ancak gruplar arasındaki farklılıkların neredeyse hiç genetik nedeni yoktur. Hangi grubu daha fazla gübrelediğinizden etkilenmektedir. Aynı mantığı bir başka yoldan daha izleyelim. Şimdi orta sıradan bu taraftakiler sizden nefret ettiğimi, sizin hepinizden nefret ettiğimi ve diğer taraftakiler sizi sevdiğimi ve iki vize sınavı yaptığımı düşünün. Belki fark etmediniz ama iki vize sınavı yapılacak. Sizin vize sınavı inanılmaz zordu. Pek çoğunuz bitirebilmek için dersin sonuna kadar uğraştınız. Diğer vize sınavı hangisi daha büyüktür, köpek mi fil mi şeklindeydi. Çünkü sizi seviyorum ve hepinizin başarılı olmasını istiyorum. Yani iki farklı grubunuz var. Bu taraftakiler ve o taraftakiler. Her bir grubun kendi içinde bazı kişiler diğerlerinden daha başarılı olacaktır. Bunun açıklaması muhtemelen genlerinizle ilişkili olacaktır. Çevrenizle, ne kadar çalıştığınızla ve bunun gibi tüm nedenlerle ilişkili olacaktır. Her bir grubun kendi içinde zor olan testi alan bazılarınız, zor testi alan bazılarınızdan daha başarılı olacaktır ve kolay testi alan bazılarınız yine kolay testi alan bazılarınızdan daha başarılı olacaktır. Peki gruplar arasındaki farkı nasıl açıklarız? Bunun genlerle hiçbir ilişkisi yoktur. Gruplar arasındaki fark, bu taraftakilerin diğer taraftakilerden daha kötü yapmasının açıklaması benim verdiğim sınavlardır. Vurgulamak istediğim sınıfın bu yarısındaki grup içi farklılıklarla bu grup ve diğer grup arasındaki gruplar arası farklılıklar arasında mantıksal bir farklılık olduğudur. Şimdi bu ikisinin aynı şey olmadığını göstermektedir. Peki o zaman bu konuya ilişkin gerçek nedir? Farklı insan grupları arasındaki insan farklılıklarına ilişkin neler biliyoruz? Kitabınızda bu konu iyi bir şekilde ele alınıyor ancak ben yine de grup farklılıklarının genetik değil de çevresel koşullara bağlı olduğuna ilişkin kitabınızdan iki örnek vereceğim.
Birincisi, IQ'da görülen farklılıklar genetik temelli gruplardan ziyade sosyal temelli gruplara daha çok uymaktadır. DNA temellilerden ziyade insanların size nasıl davrandığı ve sizin hakkınızda ne düşündükleriyle ilgili gruplarla daha çok uyuşuyor görünmektedir ve bunun doğru olduğu ölçüde bu farklılıklara ilişkin genetik temelli açıklamalar anlamlı görünmemektedir. İkinci faktör ise IQ'nun herhangi bir genetik farklılığın olmadığı durumlarda da büyük oranda değişebildiğini biliyoruz. Bunun en etkileyici örneği Flynn etkisidir. Flynn etkisi en çılgın buluşlardan birisidir. Flynn etkisi insanların giderek daha zekileştiklerine dair bulgudur. Ortalamada ebeveynlerinizden çok daha zekisinizdir ve IQ testleri bunu gizlemektedir. Saklamalarının nedeni de şudur. Bunu saklarlar. Çünkü ortalama olarak hep 100'ü alırlar. Yani eve geliyor ve babanıza, "Baba, az önce bir IQ testi aldım, 120 aldım." diyorsunuz ve babanız da, "İyi iş evlat, senin yaşındayken ben 122 almıştım." diyor. Ancak her ikinizin de bilmediği şey testin giderek daha da zorlaştığı. İnsanlar daha iyi yaptıkça testi de zorlaştırmaları gerekti ve bu Flynn etkisiyle gösterilmiştir. Bu çizgilerden birisi Amerikan, diğeri Hollandalı. Hangisinin hangisi olduğunu bilmiyorum ancak meselenin özü 1980 yılında 1950 yılının testine girecek olsanız 1980 yılındaki ortalama bir insan 1950 yılının testinden 120 alırdı. Bunun anlamı şu anda ortalama olan bir insanı alsanız ve onu 20 yıl, 30 yıl geriye götürseniz ortalamadan çok daha başarılı olurdu. İnsanların neden daha zekileştiğini kimse bilmiyor ve buna dair çeşitli teoriler var. Aslında bunun için okuma yanıtlarınızı görmeyi bekleyin. Ancak bunun gösterdiği IQ herhangi bir genetik karşılığı olmadan birkaç 10 yıl içerisinde önemli ölçüde değişebilir. Ve bu da insan grupları, var olan gruplar arasında görülen farklılıkların Flynn etkisine yol açan çevresel etkenlerle aynı nedenlerden ötürü olma olasılığını da gündeme getirmektedir. Peki, neredeyse her şeyde yüksek bir kalıtsallık olduğu asıl şaşırtıcı iddia değil. Şaşırtıcı iddia şu: genetik olmayan neredeyse her şey paylaşılamayan çevreden kaynaklanmaktadır. Davranışsal genetik analizleri paylaşılan çevrenin çok az, hatta hiçbir şeyi açıklamadığını göstermektedir. Dolayısıyla kişilik ya da zeka düşünüldüğünde evlat edinilmiş bir çocuk kardeşlerine herhangi bir yabancıya olduğundan daha benzer değildir. Bir diğer deyişle aynı ailede yetiştirilen genetik olarak ilişkisiz yetişkinlerin IQ korelasyonları neredeyse sıfırdır. Bloom ailesinin tümünün 104 IQ'su olduğunu ve bir evlat edindiğimizi düşünün. Onu bebekken evlat ediniyoruz. 20 yaşına kadar yetiştiriyoruz. IQ'su ne olur? Yanıt: hiçbir fikrimiz yok, çünkü onunla ilişkili olmayan Bloom ailesinin IQ'sunun onun üzerinde neredeyse hiç etkisi yoktur. Şimdi eğer bunun sonuçlarını düşünürseniz konu oldukça tartışmalı hale gelmektedir ve bence Newsweek manşetlerine "ebeveynlerin etkisi var mı?" sorusunu taşıdığında asıl konuyu yakalamıştı. Ve bu soru ve konu ebeveynlerin paylaşılan çevre olmasıdır. Kişilik ve zekanızı paylaşılan çevrenizin etkilemediğini söylemek, ebeveynlerinizin sizi nasıl yetiştirdiğinin genleriniz, zekanız ve kişiliğinizi etkilemediğini ileri sürmektir. Bu, ebeveynlerinizin sizin zekanız ve kişiliğiniz üzerine büyük bir etkisi olmadığını söylemek değildir. Ebeveynlerinizin aslında sizin zekanız ve kişiliğiniz üzerinde çok büyük, 0.5 civarında bir etkisi vardır. Bu etki döllenme anında gerçekleşmiştir. Onun ardından sizin şekillenmenizde kim olduğunuzda çok küçük etkileri olmaktadır. Newsweek'in kapağına taşıdığı bu vaka, Judith Harris tarafından yazılan ve son derece uzun bir başlığı olan "Yetiştirme Varsayımı: Neden Çocuklar Oldukları Kişiye Dönüşür, Ebeveynler Düşündüğünüzden Daha Az ve Akranlar Daha Fazla Etki Ediyor" kitabında yer almıştır. Judith Harris'in ilginç bir hikayesi var. Harvard lisansüstü çalışmalarından atılmıştı ve kendisinin çok başarılı olacağının beklenmediği söylenmişti.
kendisinin çok başarılı olacağının beklenmediğini belirten mektup, bölüm başkanı George Miller tarafından yazılmıştı. 1997 yılında üstün başarılarından ötürü George Miller ödülünü kazandı. Ve kitabını yazdığında başlangıç olarak hayal kırıklığını belirtmek üzere şair Philip Larkin tarafından yazılan ve muhtemelen pek çoğunuzun duymuş olduğu ünlü bir şiiri kullandı. Şiir şu şekildedir. Seni mahvedenler annen ve babandır. Bunu istememiş olsalar da yaparlar. Seni kendi hatalarıyla doldururlar ve sana özel bir şeyler daha eklerler. Şiirin son mısraları, son kısmı şöyle bitmektedir. İnsan bir diğerine acı verir. Sahil sığınağı gibidir. Olabildiğince erken çıkın ve kendi çocuğunuz olmasın. Bu güzel. Harris buna karşıt bir şeyler yazdı. Çocuğunuzun böyle bir yaygara koparmasını duymak bir yılanın dişlerinden daha keskin değil mi? Bu adil değil, bu doğru değil. Evet, mahvedilmiş durumda ancak bizim tarafımızdan değil. Akademik tartışmaların asla sonlanmadığının bir örneği olarak Judith Harris'ın Yetiştirme Varsayımı kitabına çok öfkelenen bir İngiliz psikoanalist Oliver James yanıt olarak Sizi Mahvediyorlar isimli bir kitap yazdı. Şimdi büyük annenize nasıl diyeceksiniz? Ben bir kitap yazdım. Adı ne? Söyleyemem. Her neyse bakın, eğer dikkatinizi veriyorsanız bunun size yanlış gelmesi gerek. Paylaşılan çevrenin bir şekilde bir etkisinin olması gerek diye düşünüyor olmalısınız. Hiç kuşkusuz ebeveynlerin bir etkisi vardır. En nihayetinde iyi çocukların iyi ebeveynleri vardır. Bunun doğru olduğuna ilişkin neredeyse hiç şüphe bulunmamaktadır. Ebeveyn ve çocuklar arasında neredeyse her şeye dair yüksek korelasyon vardır. Eğer ebeveynleriniz çok okuyorsa ve evinizde bir sürü kitap varsa siz de çok okursunuz. Eğer ebeveynleriniz dindarsa siz de dindar olursunuz. Eğer Bonnie ve Clyde tarafından yetiştirildiyseniz küçük bir haydut olursunuz. Eğer ebeveynleriniz fakirse siz de muhtemelen fakir olacaksınız. Eğer ebeveynleriniz dahi ise siz de muhtemelen dahi olacaksınız. Hiç şüphe yok. Bu çok güçlü bir korelasyon. Ancak burada sorun bu korelasyonun farklı şekillerde açıklanabilecek olması. Herkes bunun ebeveynlerin çocuklarını etkileyebilecek bir şeyler yapması olduğunu düşünüyor. Ebeveynleriniz kitap severdir, çocuklarına kitap okurlar. Dolayısıyla çocuklar da kitapsever olur. Diğer yandan doğru olduğunu bildiğimiz bir başka olasılıksa neredeyse her zaman ebeveynlerin çocuklarıyla genlerini paylaştıklarıdır. Bir diğer olasılık ebeveynlerin çocuklarını, özür dilerim çocukların ebeveynlerini etkiledikleri yönündedir. Ve bu farklı olasılıklara örnek verebilmek için bir çalışmayı anlatacağım. Ve gerçekten de bunun çok etkileyici bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu, geçen sene sunulan ve aileyle yenen akşam yemeklerinin ergenlerin sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak durmalarında etkili olduğunun gösterildiği bir çalışma. Çalışmada ergenlere ve ebeveynlerine telefon edilip bir telefon anketi uygulanıyor ve şunlar soruluyor. Hey ergen, çok uyuşturucu kullanıyor musun? Evet. Ailenle akşam yemeği yiyor musun? Hayır. Ardından bu soruları başka çocuklara da soruyorlar ve sonuç olarak bu başlığa da işaret edecek şekilde iyi çocukların aileleriyle akşam yemeği yediklerini buluyorlar. Bu çalışmayı seviyorum çünkü kariyerim boyunca en azından 1000 çalışma okumuşumdur ve bu bilim tarihinde yapılmış olan en kötü çalışma. Ve bu çalışmada neyin yanlış olduğunu tartışmak üzere bir hafta ayırabiliriz. Biz yine de ancak fikir şu, haklı olma olasılığı var ve gerçekten de benim buna karşı herhangi bir kanıtım yok. Çocuklarınızla birlikte akşam yemeği yemek onların iyi, uyuşturucu kullanmayan, önüne gelenle yatmayan, içki içmeyen çocuklar olmalarını sağlayabilir. Ve tabii ki de bunun tersinden düşünmek de aynı derecede mantıklı. Eğer küçük cani bir yerlerde ot içiyor, fahişelerle yatıyor ve buna benzer şeyler yapıyorsa muhtemelen aile yemeği için eve gelmeyecektir. Tersinden düşünüyoruz. Eğer iyi bir çocuksa ailesiyle yemek yeme olasılığı daha yüksektir. Dolayısıyla etkinin yönü aile yemeklerinin iyi çocuklar olmasını sağlaması değil, iyi çocukların yapacak daha iyi bir şeyleri yoksa aileleriyle yemek yemek üzere anne ve babalarıyla bir arada olmalarıdır. Bir diğer olasılık iyi aileler ve kötü ailelerin olmasıdır. İyi bir ailenin uyuşturucu kullanmayan çocukları ve aile yemekleri olması muhtemeldir. Kötü bir ailenin ise muhtemelen matiz çocukları olacak ve aile yemekleri olmayacaktır. Yani bunun da bir etkisi olabilir. Ebeveynlerin akşam yemeğiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Daha da garip tarafı şöyle. Yaşın etkisini çıkarmamışlar. Şunu düşünün. Örneklemlerinde 12 yaşından 17 yaşına kadar çocuklar vardı ve size 12 yaşındakiler hakkında bir şey söyleyeyim. 12 yaşındakiler pek uyuşturucu kullanmaz ve aileleriyle yemek yerler. 17 yaşındakilerse çoğunlukla matizdirler ve aileleriyle yemezler. Bu çalışma hakkında konuşmaya yeni başladık ama şöyle bir şey duyduğunuzda, şimdi inanma olasılığınız daha yüksek olan bir şeyi ele alalım. Belki de çocuklarına kitap okuyan ebeveynlere sahip olmanın çocuklar için iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Evet, belki de doğru ama az önceki çalışmaya dair eleştirilerin çoğu bunun için de geçerli. Kitapsever bir çocuk ebeveynlerinden kitap okumalarını isteme olasılığı da yüksektir. İyi bir aile genel olarak iyi olan ebeveynlerin çocuklarına pek çok türden iyi şeyler yapmaları ve iyi çocuklara sahip olmaları da muhtemeldir. Başka bir örnek alalım. Şiddetin kısır döngüsü. Bu doğru. Çocuklarını döven ebeveynlerin şiddete eğilimli çocukları olma olasılığı istatistiksel olarak yüksektir. Ancak belki de nedensellik tersi yöndedir. Eğer sürekli sorun çıkaran bir çocuğunuz varsa ona vurma olasılığınız daha yüksektir. Belki de şiddet eğilimi belirli ölçüde kalıtımsaldır ve bu büyük ihtimalle doğru görünmektedir. Dolayısıyla çocuk döven ebeveyn tarafından yetiştirilmese de o ebeveynin şiddete yol açan özellikleri her neyse çocuğa da aktarılmış olacaktır. Şimdi bu büyük ihtimalle size doğru gelmeyecektir. Ancak bunu buraya aldım çünkü geçen sene bu konuşmayı yaptığımda insanlar bana şöyle demişlerdi. Bakın, ben annemin ve babamın benim hayatımda önemli bir rolleri olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu kadar mutlu ve başarılıyım demiş ve başka diğerleri ise bu yüzden bu kadar mutsuz ve mahvolmuş durumdayım demişlerdi. Ancak her iki durumda da anne ve babanıza şükretmekte ya da onları suçlamaktalardı. Bildiğinizi sanabilirsiniz. Ünlü olduğunuzda ve ödüllerinizi almak üzere kürsüye çıktığınızda anne ve babanıza teşekkür edersiniz. Terapistinize gittiğinizde ve neden bu kadar kötü durumda olduğunuzu anlattığınızda babanızı suçlayabilirsiniz. Beni hiçbir zaman bir beyzbol maçına götürmedi. Evet olabilir ama bilemezsiniz. Evlatlık mı alınmıştınız? Eğer evlat edinilmediyseniz ebeveynlerinizin sizi nasıl mahvettikleri hakkında konuşmaya bile başlayamayabilirsiniz. Çünkü eğer ebeveynlerinize çok benziyorsanız onların genlerini paylaşıyor olduğunuz için de çok benziyor olabilirsiniz. Tabii ki de ebeveynlerinize benziyorsunuz. Dahası hangisinin neden hangisinin sonuç olduğuna nasıl karar vereceksiniz? Annem beni çok fazla döverdi. Bu yüzden ben de bu kadar berbat birisi oldum. Belki de sizi dövüyordu çünkü berbat birisiydiniz. Kişiselleştirmek istemem ama bu şeyleri birbirinden ayırmak oldukça zordur. Bu konuda son bir nokta Harris'in kitabına bir başka yanıt şudur. Bakın, eğer bu doğruysa bunun duyulması pek de iyi değildir. Çünkü eğer ebeveynler çocukların kişiliklerini şekillendirmiyorsa çocuklarına neden iyi davransınlar ki? Ve bunu merak ediyor olabilirsiniz. Eğer çocuklarınızın kişilikleri üzerinde herhangi bir etkiniz yoksa neden onlara iyi davranasınız diye düşünebilirsiniz. Ancak buna yanıtlar da vardır. Onlara iyi davranmak isteyebilirsiniz çünkü onları seversiniz. Onlara iyi davranmak isteyebilirsiniz çünkü onların mutlu olmalarını istersiniz. Onlara iyi davranmak isteyebilirsiniz çünkü onlarla iyi ilişkilerinizin olmasını istersiniz. Aslında dahası da var ancak bunları atlayacağım ve son derece kolay, basit, yanıtlaması ve değerlendirilmesi kolay olan okuma yanıtınıza geçeceğim. Peki, müthiş bir bahar tatili geçirmenizi dilerim ve döndüğünüzde görüşürüz.